Konukseverliği ile hizmet veren Gürün Sivas'ta bulunan Bozkuşları Otel'e konuk olduk. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Sivas Gürün'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise birçok faaliyet alanlarında, branşlarında hizmet veren bir marka isme Bozkuşlar gruba konuk oluyoruz. Yanımızda yönetim kurulu başkanımız Erol Bozkuş ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba Serap Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız? Biz de çok çok iyiyiz. Özellikle sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Bu anlamda tabii ki birçok faaliyet alanlarımızda, branşlarda hizmet veriyoruz. Onları anlatacağız ama öncelikle nasıl oluştu, nasıl gelişti, nerede başladı bu hikaye diyerek başlayalım. Serap Hanım, bizim hikayemiz babamın ilçeye göçüyle başladı. Aşağı yukarı 55-60 yıldır ki Gürün'de babam bu sektörde iştigal ediyor. Biz de ikinci kuşak olarak bunu devraldık. Biraz daha geliştirerek devam etmeye çalışıyoruz. Lise ve üniversite eğitimini İstanbul'da bitirip Anadolu'ya gelerek yatırım yapan iş adamlarından birisiyim. Bulunduğumuz ilçeye katma değer sağlayacağız. Bulunduğumuz ilçenin noksan olan sektörlerini doldurmaya çalışıyoruz. Onun için de şu anda ilçemizde böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Onu yaptık ve kendi karınca kararınca bir istihdam sağlıyoruz. Evet, tabii ki istihdam sağlıyoruz ama aynı zamanda güçlü bir ekip. Bu anlamda tecrübeli bir ekip olunca da doğal olarak bir marka haline geliyor. Özellikle Gürün'de, öyle değil mi? Evet, evet efendim. Biz noksanlarımız da şu anda istihdam sağlarken noksan olan ekip ve personelimizi dışarıdan tedarik etmeye çalıştık. Bunları da buraya getirerek Gürün halkına da bir nevi önderlik etmeye çalışıyoruz. Bu sektörü merak eden, bu sektöre ilgi duyan gençlerimize iş yerimizde imkanlarımız dahilinde eğitim de veriyoruz, staj veriyoruz. Yani merak eden, bu işi öğrenmek isteyene dezgahımız sonuna kadar açıktır. Kesinlikle. Tabii özellikle burası bir tesis ve dinlenme tesisi. Dediğimiz gibi burada tabii ki restoranımız var. İşte özellikle akaryakıt sektöründe de varız ama daha hangi sektörlerde varız? Şu anda dinlenme tesisi, otel, akaryakıt. Bunun yanında Adalet Bakanlığı'nın yeminliği var. Ve önümüzdeki yıllardaki hedeflerimizden birisi de enerjinin başka kollarına geçebilmek. Bu usta aile olarak karar aldık. İnşallah birkaç yıl içerisinde diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına da geçmeyi planlıyoruz. O yönde projelerimiz hazırlanıyor. Artı mevcut tesisimizi günün şartlarına göre daha konseptini değiştirerek bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Sektörde gördüğümüz boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. Burada gelen misafirlerimize özellikle Gökpınar'ımız olsun, hemen yakınımızda Kangal Balıklı Kaplıcamız olsun ve dünya miraslarından Divri Ulu Camimiz olsun ve Gürün'ün Şuul Kanyonu'ndaki Hitit mabetleri olsun. Bunun yanında Gürün'de kaya evlerimiz var. Bunları gezdiriyoruz. Bunlara paket program hazırlıyoruz. Gelen grup misafirlerimizi burada, buraları tanıtıyoruz. Artı bu sene yine başlamış olduğumuz bir çalışma var. Bizim ekibin başlattığı bir çalışma. Dışarıdan gelen gruplara Gökpınar'ımızda dalış eğitimi de veriyoruz. Yani bu dalış eğitimi tamamen denizde olmaz. Burada yapılan dalış eğitimi denizdekinden daha iyi, daha tecrübe gerektiren bir dalış eğitimi oluyor. Yani burada 10 metreye dalan bir dalgıç, burada eğitim alan bir dalgıç, denizde aşağı yukarı 20-25 metre, 30 metreye çok rahat dalabilecek bir kapasiteye ulaşıyor. Evet, kesinlikle. Evet. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen, değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Gündemde olan bir konu var. Ülkenin karışık olduğu söyleniyor ama biz bunun tamamen geçici olduğuna inanıyoruz. Ekonomimizin de söylenildiği kadar yani kötü olduğuna ben inanmıyorum.
Biz şu anda çalıştırmaya eleman arıyoruz, bulamıyoruz. Onun için kötü bir ekonomik ortamda işsizlik fazla olur ama bizim burada işsizlik diye bir olay yoktur. Geçiş dönemi sancılı, sıkıntılı oluyor ama biz ülkemize, milletimize, yönetimimize hepsine güveniyoruz. İnşallah tezelden beklediğimiz ferah, beklediğimiz rahatlığa, beklediğimiz günlere kavuşacağız. İnşallah ama hep birlikte el ele. İnşallah, inşallah. Çok teşekkürler, tekrar teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.